Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan herkese. 2020 yılı boyunca ikizlerle ilgili genel gezegen transitlerine bağlı kalarak genel yorumumu aktarmak istiyorum. Sonrasında da yine teknik astrolojide de detaylandıracak şekilde gezegen transitleri ile ilgili detaylar vermek istiyorum. Aynı zamanda 2020 yılında ikizler burcunun aşk hayatı, evliliğiniz, ikili ilişkileriniz, profesyonel iş hayatınız ve aynı zamanda ikizler burcunuz sağlıkla ilgili detaylarını vereceğim şekilde ayrı ayrı videolar da planlıyorum. Bunları da yine kanalımdan takip edebilirsiniz. Sevgili ikizler, 2020 yılı boyunca sizin için en önemli gezegen transitlerinden biri Jüpiter'den aldığınız destek olacak. Biliyorsunuz 11 aydır Jüpiter Yay burcunun üzerindeydi ve 2 Aralık 2019'dan itibaren artık 2020'nin sonuna kadar 19 Aralık tarihine kadar Oğlak burcunda olacak. Ve bu konuda sizin özellikle 8. ev konularında destek almanızı sağlayacak. Neydi 8. ev konuları? Eş tarafından gelen para, iş ortağınızın para trafiği, kazanılmış paralarınızın haricinde ek gelirleriniz, medya üzerinde yaptığınız sunumlar olabilir, bir web üzerinden yaptığınız çalışmalarınız olabilir ya da farklı bir projeniz, rutin kazancınızdan farklı bir projenizden gelen para trafiği olabilir. Miras konuları olabilir. 8. ev konusu yine akrebin konuları. Miras, eş tarafından kalan miras, birden zenginleşme, buna benzer pek çok noktada Jüpiter desteğini alıyor olacaksınız 2019-2020 yılı boyunca. Jüpiter'in Oğlak burcunda bulunması sizi bütün ilişkileriniz çerçevesinde hem odaklanmaya, hem disiplin olmaya, hukuki konulara özen göstermeye, günlük yaşamınızı programlaya mecbur tutar. İkizler burcu zaten bu konuda aslında çok hassastır, işine bağlıdır. Para trafiği konusunda fazla harcamasına ya da elinde para tutma konusunda tedbirine bu tip konularda zaten hassasiyet gösterir. Fakat Oğlak burcu özellikle günlük yaşamınızı planlamak konusunda hukuki kurallara, yasalara bağlı kalmanız noktasında sizi zorlayacak. Jüpiter sizin 9. evinizi destekliyorken özellikle para trafiğiniz konusunda bazı sınavlar verdiniz. Şimdi artık para trafiği konusunda da iyi haberler veriyor olacağım 2020 yılı boyunca aylık yorumlarımda ve haftalık yorumlarımda bunu da takip edebilirsiniz sevgili ikizler. Özellikle para trafiği konusunda Jüpiter'in size çok ciddi bir desteği var. Geliriniz kademeli olarak artıyor olacak 2020 yılı boyunca. Bununla ilgili diğer gezegen desteklerini de görüyor olacaksınız. Özellikle sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün retro hareketi haricinde, yani Mayıs-Haziran dönemi haricinde para trafiği konusunda çok fazla sıkıntı yaşamıyor durumdasınız. Kariyer konusunda güzel bir iki tarih verelim. 20 Şubat'ta, 27 Temmuz'da ve Ekim ayının ortasında Balık burcundaki Neptün'ün de çok güzel bir açısı var Jüpiter'le. Sekstil açı, 60 derecelik açı. Bu size kariyer konusunda çok ciddi insanlarla ve üstlerinizle güzel diyaloglar, aynı zamanda terfi sürprizleri ya da özellikle rakip noktasından gelecek olan iş teklifleri anlamına geliyor. İşiniz konusunda iniş çıkışlar yaşıyorsanız bu tarihlere özetle dikkat etmeniz gerekir sevgili ikizler. Biraz da ay tutulmaları ve güneş tutulmalarından bahsedelim. Bolca ay ve güneş tutulması söz konusu 2020 yılında da. Haziran ayına kadar son bir yıldır devam eden Yengeç Oğlak aksındaki tutulmalar Haziran ayının ortasına kadar devam ediyor olacak. Sonrasında da ikizler, yani sizin burcunuzda ve yayda, ikizler yay aksında gerçekleşecek olan 1,5 yıl boyunca gerçekleşecek olan ay tutulmaları ve güneş tutulmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili tarihlere de dikkat etmenizi öneririm. Bunların en önemlisi 30 Kasım tarihinde sizin burcunuzda gerçekleşecek olan, 8 derece ikizlerde gerçekleşecek olan tutulma olacak, ay tutulması olacak. Yani ikinci dekan doğan ikizler burcunu etkiliyor olacak. Peki herkesi aynı şekilde etkileyecek mi? Hayır, kişisel doğum haritalarınıza bu durumda bakıyor olacaksınız. Kişisel doğum haritalarınızın üzerinde toprak burçlarında, su burçlarında iyicil gezegen yerleşimleriniz varsa, Venüs ve Jüpiter gibi, o zaman mutlaka size şans getirecek ve çok özel günler olacak bu tarihler. Fakat malefik gezegenlerin nerede yerleştiği de çok önemli. Karşıt burçlarda ya da toprak su burçlarında yerleşen Satürn'üz, Plüton'unuz, Uranüs'ünüz varsa, hatta Mars varsa, o zaman biraz daha kaygınız yüksek.
para trafiğinizde aksamalar olacak olan ya da böyle kandırılmaya ya da böyle cüzdan kaybı, uçak kaçırma gibi çok fazla malefik etkinin bir arada yaşayacağınız olumsuz günleriniz olabilir tam da bu ay tutulması tarihi. Bu yılın önemli bir zaman dilimi 5 Haziran'daki ay tutulması. Bu 5 Haziran'daki ay tutulmasından sonra ikili ilişkilerinize bir düzen vermeniz gerekiyor. Bazı ilişkilerinizi belki de terk etmeniz gerekecek. Bir tamamlanma söz konusu olacak. Özellikle artık sürüncemede kalmış bir sevgili ilişkiniz, bir aşk ilişkiniz varsa bu artık 7. ev konularına dönmüyor hale gelebilir. Yani kangren olmuş bir ilişkinizi bu 5 Haziran tarihinde kestirip atabilirsiniz. O zamana kadar bu kuvveti bulmadınızsa bile. Sevgili ikizler, 9 Eylül ile 14 Kasım tarihleri arasında bağışıklığınızın düşmesi, sağlık problemleri ya da ufak tefek kazalara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tam da bu dönemde Mars'ın retro hareketi söz konusu. Bir retrodan daha bahsedelim. Bunlar Merkür retrolarından daha da önemli retrolar. Venüs'ün özellikle sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün Mayıs ayından Haziran ayına kadar 20-25 günlük bir dönemde retro hareketi var. Bu geri gidişte belki bazı ameliyatlarınızı ertelemenize, nikah yapacaksanız, düğün yapacaksanız belki ertelemenize sebep olabilir. Tabii ki önceden planlanmış bir operasyonsa ve iyi düşünülmüş, detayları iyi düşünülmüş bir operasyonsa sağlık konusunda iyileşme söz konusu olabilir. Düğün konusunda eğer çok önceden alınmış bir tarihse yine detayları iyi düşünülmüşse problem yaşanmayabilir. Ama bilin ki Venüs'ün retro hareketi özellikle sizi ikizleri ve boğa burcunu aynı zamanda olumsuz etkiler. Biliyorsunuz Venüs 1,5 yılda bir 40 günlük bir retro hareketinde bulunur ve 8 yılda bir defa da sizin burcunuzda bu retroyu yaşarız. 13 Mayıs'la 25 Haziran emin olalım. 13 Mayıs'la 25 Haziran tarihleri arasında Venüs'ün retrosuna özellikle dikkat edin derim. Sevgili ikizler, kişisel doğum haritalarınızı ömrünüzde bir defa hesaplamanızda ya da bir danışana hesaplatmanızda fayda var. Bununla ilgili benim detaylı yorumlarım 30-35 sayfa aralığında oldukça tam anlamıyla bir başucu kitabı şeklinde yorumlar halinde oluyor. Eğer ki dilerseniz kişisel doğum haritanızla ilgili böyle bir çalışma yapabiliriz. Hangi bilgiler gerektiğini hemen özetleyelim. Tam doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer, doğduğunuz il önem kazanıyor. Doğum saatinizi bilmiyorsanız evet yükselenizi hesaplayamazsınız. Fakat ben sizin için doğum saatinizi sizin için önemli bazı tarihlerden yola çıkarak bir rektifikasyon çalışması yaparak tespit edebilirim ve dolayısıyla yükselenizi tespit edebilirim. Buna göre de detaylı doğum haritanızı hazırlar ve sunabilirim. Bununla ilgili bana her zaman aşağıdaki e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. 2020 yılında diğer ikizler burcu yorumlarımla görüşmek üzere.